33. Uluslararası İstanbul Film Festivali büyük bir ödül töreniyle son buldu. İstanbul Film Festivali'nin önemini festival direktörü Azize Tan anlattı. İstanbul gerçekten bir köprü görevi görüyor Avrupa ile Asya arasında. Bizim endüstri bölümümüzün adı da zaten köprüde buluşmalar. Avrupalı sinemacılarla özellikle ya da dünyanın her tarafından gelen sinemacılarla Türkiye'deki hem seyirciyi hem sinemacıları buluşturmaya çalışıyoruz. İstanbul Film Festivali'nin uluslararası alanda büyük ödülü Altın Lale'nin sahibi ise Blind filmiyle Norveçli yönetmen Eskil Vog oldu. Merhaba Norveç, ben burada Altın Lale ödülünü kazandım hem de İstanbul Film Festivali'nde. Norveçli yönetmene ödülünü takdim eden isim ise jüri başkanı Aşker Ferhadi oldu. Eskil Vog'un filmi Blind, birdenbire görme duyusunu kaybeden bir kadının hafızasını canlı tutma çabalarını konu alıyor. Aslında körlükle ilgili sinemada çok ilginç şeyler yapılabileceğini düşünüyordum ilk başlarda. Bu konuyla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben de görme duyusunu kaybetmiş insanlarla tanıştım ve bazen büyük bir trajedi yaşayabiliyorlar. İşte filmin bir hedefi, konusu da bu. Ve İstanbul Film Festivali'nin en iyi filmi Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği Ben O Değilim seçildi. Öncelikle jüriye çok teşekkür ederim. Bunu bir dostumdan almak özellikle beni çok mutlu etti. Bu bir kimlik değiştirme hikayesi. Bir hastanenin bulaşıkhanesinde çalışan bir adamın bir şekilde bir başkasına dönüşmesini anlatan, benken öteki olan ve onun kaderini giyinen bir adamın hikayesi diyebilirim kısaca. Kocası hükümlü bir kadınla tanışan ve zamanla hapishanedeki eşinin kimliğini ele geçiren bir adamın hikayesini konu alan film, festivalde en iyi müzik ve en iyi senaryo dallarında da ödüle layık görüldü. Son günlerin tartışmalı yapımı İtirazım Var'ın yönetmeni Onur Ünlü ise festivalden en iyi yönetmen unvanıyla döndü. Polisin bir camide işlenen cinayetin ucunu bırakmasıyla dedektifliğe soyunan imamı konu alan komedi yapımın başrolü Serkan Keskin ise en iyi aktör dalında ödüle layık görüldü. Esselamu aleyküm. Evet, eski proje. Daha 20 yıl kadar önce ben üniversite öğrencisiyken tasarlamaya başladığım bir şeydi. Ben kendi de camilere girer çıkardım. Oralarda dolanırken ve edebiyatla, polisiyeyle falan uğraşırken bu karakter doğdu. Rolümü bir imam. Burası Müslüman bir ülke. İmamlıkla ilgili çok fazla çalışmama gerek kalmadı. Ama ekstra teknik olarak boks yapıyor, bağlama çalıyor. Bunlarla ilgili birazcık teknik çalıştım. Onun dışında bu bir insan. Öncelikle bir insan olması beni ilgilendiriyordu. Vahide Gördümse Levent Semerci yönetmenliğinde çekilen Ayhan Hanım'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi. Ayhan Hanım 1980'ler Türkiye'sinde 4 oğlu olan bir ev hanımını canlandırıyor ve bir annenin aileyi bir arada tutma çabaları anlatılıyor. İstanbul Film Festivali'nde bu sene 15 gün boyunca 230 yapım seyirciyle buluştu. Bu Boğaz şehrinde Uluslararası Film Festivali süresince keşfedecek çok şey vardı. Zengin programıyla İstanbul Film Festivali ve hareketli şehir bir an olsun mola vermiyor. Wolfgang Spindler aus İstanbul, Foronius.